Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından merhaba ben Özlem Tınaz. Amerika ve dünya gündeminden derlediğimiz haberlerle stüdyo Washington başlıyor. İlk gündem maddemiz Başkan Donald Trump'ın Irak ordusunun kontrolüne geçen Kerkük'e ilişkin açıklamaları olacak. Yine Trump'la devam edeceğiz. Halkın Amerikan başkanına desteği arttı mı azaldı mı bu soruya yanıt arayacağız. Arakan Müslümanlarının yaşadığı insani kriz ekranlarınıza taşıyacağız. Ve Kaliforniya'da günlerce kontrol altına alınamayan yangının bölgedeki etkilerini aktaracağız. Gündemden haberlerle devam edeceğiz. Irak ordusu Kerkük'te kontrolü ele aldı. Dün sabah saatlerinde Kerkük'e giren Irak ordusu ve Şii milis gücü açtı Şabi güçleri, valiliği, kilit askeri mevzileri ve bir petrol sahasını ele geçirdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayraklarının yerine Irak bayrakları asıldı. Başkan Donald Trump ise Amerika'nın Irak'ta Kürtler ve Bağdat merkezi hükümeti arasındaki ihtilafta taraf tutmadığını söyledi. Amerika'nın Kerkük'teki son duruma yaklaşımı ve Trump'ın söz konusu açıklamasının ayrıntıları için sözü Mehmet Aroğlu'na bırakıyoruz. Evet, Başkan Donald Trump dün Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi. Aslında birçok konuda soru soruldu kendisine. İşte o sorulardan biri de e, bu Kerkük'teki gelişmelerdi. E, Trump, Amerika'nın Irak'ta Kürtler ve Bağdat merkezi hükümeti arasındaki ihtilafta taraf tutmadığını söyledi. E, i̇ki tarafın uyuşmazlık içinde içerisinde olmasından e, Amerika olarak memnun olmadıklarını da e, belirdi. E, Irak hükümeti ve Kürtlerin çatışma halinde olmalarından hoşlanmıyoruz. Taraf tutmuyoruz e, dedi Başkan Trump. E, bildiğiniz gibi uzun yıllardır Kürtlerle çok iyi bir ilişkiye sahip olduk ve aynı zamanda e, İran da tarafında yer aldık. Aslında en baştan orada hiç olmamalıydık ama bu savaşta taraf tutmuyoruz e, diye konuştu Trump kısa açıklamasında. E, Trump'ın dışında dün gün içerisinde. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve e, Savunma Bakanlığı Pentagon'dan da açıklamalar geldi. Amerikan e, Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması daha detaylıydı Trump'a göre. E, Amerika'nın Kerkük'teki gelişmeleri yakından takip ettiği ve tüm tarafları askeri faaliyetleri koordine etmeye ve sükuneti e, tekrar tesis etmeye çağırdığı e, belirtildi. E, ya yer, yer çatışmaların çıktığına dair haberlerden çok endişe duyduğunu da kaydetti Dışişleri Bakanlığı. E, Bakanlık, Irak'taki tüm tartışmalı bölgelerde Irak Anayasası'yla uyumlu olarak merkezi ve bölgesel hükümetlerce ortak idarenin barışçıl biçimde icra edilmesini desteklediklerini de belirtti. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında gerilimleri düşürmek, yeni çatışmaların çıkmasını önlemek ve diyaloğu teşvik etmek için merkezi ve bölgesel hükümetlerden yetkililerle birlikte çalışıyoruz denildi. Açıklamada şöyle devam edildi. Tüm tarafları etnik ve mezhepsel itirafları körüklemek isteyen İran düşmanları tarafından tahrik edilebilecek provokasyonlardan şiddetle uzak durmaya çağırıyoruz. E açıklamada IŞİD'e karşı savaşın devam ettiği de e, vurgulandı. E, Irak'ta IŞİD'i yenilgiye uğratmak için yapılacak daha hala çok işin olduğuna e, işaret edildi e, ve Irak ve Kürt güçleri arasında devam eden gerilimlerin bu hayati misyondan dikkatleri dağıttığı uyarısında bulunuldu. E, açıklamada Amerika e, Amerika Birleşik Devletleri IŞİD'in yenilgiye uğratılmasını sağlamak için Irak'la ortaklarımızın yanında olmaya devam edecek denildi. E, bir açıklamada Pentagon'dan Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Pentagon Sözcüsü Adrian Galloway, Irak güçleri ilerledikçe peşmerge güçlerinin de koordineli şekilde çekildiğini gözlemlediklerini söyledi açıklamasında. İlk saatlerde ufak bazı çatışmalar yaşandığına, çatışmaların olduğunu ancak bunların münferit olaylar olduğunu, devamının gelmediğini söyledi sözcü. O da aynı şekilde ilgili tüm tarafları gerilimi, gerilimleri düşürmeye, diyalog halinde kalmaya anayasayla uyumlu, demokratik ve barışçıl bir Irak için çaba göstermeye çağırdı. Dikkatin IŞİD'e IŞİD e karşı savaşa verilmesi uyarısında da önemli tekrar etti. Pentagon Sözcüsü Galloway koalisyon olarak iki tarafla da temas halinde olduklarını aktardı. Yani Amerikalı yetkililerin açıklamalarına baktığımızda dikkatin özellikle IŞİD'e karşı savaşa verilmesi, IŞİD'de hala yapılacak bu savaşta hala yapılacak işlerin olduğu ve dikkatlerin işte karşı savaşa verilmesi uyarısının önemli tekrar edildiğini ve işte tarafları da gerilimleri düşürün çağrısının sürekli üzerinde durulan mesaj olduğunu görüyoruz. Mehmet Oroğlu, Washington yönetiminin Kerkük'e ilişkin açıklamalarını aktardı. Teşekkürler Mehmet. Başkan Donald Trump, Obama'keyer olarak bilinen sağlık yasasının iptal edilememesi ve Alabama eyaletindeki senato ön seçimlerinde desteklediği adayın kaybetmesi üzerine bir kez daha hüsrana uğradı. Trump'ın halkın verdiği destek oranı %40 civarında seyrediyor. Siyasi tabanınsa Trump'ı desteklemeyi sürdürdüğü görülüyor. Hayal kırıklığı yaratan bir dizi olaydan sonra zafer arayışı içine giren Başkan Trump bu kez dikkatini vergi reformuna çevirdi. Vatandaşlarımıza iyi bakma, ülkemizi yeniden kurma ve halkımız için savaşma zamanı geldi. Senatodaki cumhuriyetçilerin Obama Care olarak bilinen sağlık yasasını iptal edip yerine başka bir yasa getirmeyi başaramaması Demokrat Parti için zafer anlamına geliyor. Bu tasarı milyonlarca Amerikalı istemediği için kabul edilmedi. Trump ve Cumhuriyetçi Parti Alabama eyaletindeki senato ön seçimini aşırı muhafazakar aday Roy Moore'un kazanmasıyla bir kez daha yenilgiye uğradı. Bu dünyaya kısa süreliğine geliyoruz. Bu süre içindeki görevimiz Tanrı'ya hizmet etmektir. Cumhuriyetçi strateji uzmanı John Fury, Trump'ın Moore'un rakibi Alabama senatörü Luther Strange'i isteksizce desteklediğini söylüyor. Trump, Trump Luther Strange için kampanya yapıyordu ancak kampanya çalışmaları sırasında isteksiz olduğu ve şüphe duyduğu gözden kaçmıyordu. Brookings Enstitüsü'nden Bill Gaston'a göre Moore'un zaferi Cumhuriyetçi Parti içinde bir bölünmenin habercisi olabilir. Trump kendisini başkan seçen kitlelerin çıkarlarını Cumhuriyetçi Parti'nin çıkarlarının üzerinde tuttuğu sürece partisiyle yaşadığı gerginliklerin dozu artacaktır. Trump ayrıca maçlardan önce çalınan Milli Marş sırasında diz çökerek ırkçılığı protesto eden Amerikalı futbolcuları da hedef aldı. Ancak bu olumsuz gelişmelere rağmen tabanının Trump'a sadık kalmaya devam ettiği görülüyor. Trump'ın kavgacı üslubu Washington'daki sisteme öfke duyan Cumhuriyetçi tabanın çok hoşuna gidiyor. Trump vergi reformunu başarıyla tamamlayıp önümüzdeki yıl yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde elini güçlendirmeyi umuyor. Pınar Sayar Kızılçalı Amerika'nın Sesi Washington. 300 bin'den fazla rakamlı Müslüman Myanmar'ın batısında yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Uluslararası toplum ülkedeki şiddet olaylarını etnik temizlik olarak değerlendiriyor. Myanmar hükümeti ise suçlamaları reddediyor. Basın bölge yarışımın sınırlı olması ve doğru bilgi alınamaması yüzünden krizin boyutlarını aktarmakta zorlanıyor. Myanmar ordusuna yönelik etnik temizlik suçlamaları derinleştikçe yetkililer yıkım ve zorunlu göçle ilgili olarak Müslüman teröristleri suçlamaya devam ediyor. Son olarak hükümet şeffaflık kampanyası kapsamında bir grup gazetecinin Müslüman teröristlerin saldırısına uğradıklarını iddia eden Hindu köylüleri ziyaret etmesine izin vermişti. Ancak sonradan anlaşıldı ki kurbanlardan ikisi ordu tarafından sosyal medyaya dağıtılan fotoğraflarda Bengalli teröristler olarak da poz vermiş. Krizi inceleyen Phil Robertson gibi insan hakları savunucularına göre bu olay hükümetin inanılırlığına gölge düşürdü. Önce bu sahte fotoğraflarla ve sahte söylemlerle ortaya çıkıyorlar. Sonra bizim gibi insan hakları örgütlerine saldırıyorlar ve bize neden olanları araştırmıyorsunuz diyorlar. Biz de bu bölgelere gitmek istediğimizi, yetkililerin söylediklerini kendi gözlerimizle görmek istediğimizi söylüyoruz ve bizi bu bölgelere alın diyoruz. Myanmar ülkede son dönemde başlayan reformlara kadar 50 yıldan uzun süre askeri diktatörlükle yönetildi. Yerel basında medya sansürüne alışık. Dini kaynaklı çatışmalarla artan gerilim de nüfusun çoğunluğunu Budistlerin oluşturduğu ülkede bilgi almayı iyice zorlaştırıyor. Müslümanlardan görüş almak isterseniz Arakanlı aşırılık yanlıları tarafından tehdit edilebilirsiniz. Arakan eyaletinde yaşayanlarla röportaj yapmak isterseniz bazıları gerçeği tüm açıklığıyla gönülden anlatmak istese de komşuları polis ya da casuslar tarafından izlendikleri kaygısıyla bir şey söylemeye cesaret edemeyecektir. Eski junta ülkede yıllardır yarı özellik için savaşan etnik azınlığa karşı milliyetçiliği körüklüyor. Arakan eyaletindeki Budist rahiplerin bakış açısı ise başka. Bu Bengallerin bir operasyonu. Bengal terörü. Bu terördür. Myanmar ve Bangladeş'te yerlerinden olanların sayısı arttıkça gerçeğin bir gün ortaya çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Pınar Sayar Kızılçalı Amerika'nın Sesi Washington. Kaliforniya eyaletinin kuzeyini etkisi altına alan yangınlar evleri ve iş yerlerini tehdit etmeye devam ediyor. Şimdiye kadar en az 40 kişinin öldüğü yangınlarda yüzlerce kişi de kayboldu. Amerika'nın Sesi zor günler geçiren ve belirsizlik içinde bekleyen bölge sakinleriyle konuştu. Kuzey Kaliforniya'da günlerdir gökyüzü duman ve sisle kaplanmış durumda. Yollarda ağzına kadar eşya dolu arabaların uğultusu var. Bazıları yangın bölgesinden kaçarken bazıları da kısa süreliğine de olsa evlerine geri dönmeye çalışıyor. Ancak birçokları yolların yeniden kapatıldığını öğrenince hayal kırıklığı yaşıyor. Kaliforniya'nın Sonoma bölgesinde yaşayan Daniel Montez, iki ineği, üç danası, 25 keçisi, bir atı, bir midillisi ve iki laması için kaygılanıyor. Montez dört gündür hayvanlarının yanına gidememiş. Kapatılan yoldan geçmeyi günde en az 3 kez deniyor. Hafta başından beri hayvanlara ne yemek ne de su verebildim. Elektrik yok ve su ulaştırma imkanı da yok. Hayvanların güvende olup olmadığını bilmiyorum. Sadece 10 dakikalığına gidip hemen geri gelmek istiyorum. Ancak Montez ve diğer bölge sakinleri evlerine giden yolun her iki tarafında da yangınların devam ettiğini göremiyor. Kırsalda devam eden küçük yangınlar hiç sönmüyor ve giderek büyüyor. Zorunlu tahliye bölgesinin hemen yanında yaşayan bazıları evlerinde kalmayı tercih ediyor. Burada kendimi güvende hissediyorum. Alevleri gördüm ama bir mil uzaktaki tepelerde. Eğer etrafımdaki ağaçlar yanmaya başlarsa o zaman tedirgin olurum. Ben hep böyle bir durumda evi anında terk ederim derdim ama kendi eviniz olunca durum farklı. Sanırım ben de onlardan biriyim. Evimi bırakmak istemiyorum. Jessa Crawford evine dört kez geri gitmiş. Ama öyle bir an gelmiş ki evini bir daha göremeyeceğini düşünmüş. Evimizi enkaz halinde bulacağımızı düşünüyorduk ama hala yerinde. Batıya doğru esen rüzgarlar doğuya dönmüş. Tabii şimdi durum o taraftakiler için kötü oldu. Yani birileri mutlaka kaybediyor. Burada rüzgarın merhametine sığınanlar yangınlardan öğrendikleri en önemli şeyin birlik ve dayanışma duygusu olduğunu söylüyor. Ayşe Gülsimiz, Amerika'nın Sesi Washington. Sırada Amerikan basınından özetler var. Pınar Sayar Kızılçalı bugün Amerikan gazetelerinde öne çıkan konuları özetleyecek. Seni dinliyoruz Pınar. Özlem Amerikan basın özetlerine New York Times'la başlıyoruz. New York Times, Iraklı güçlerin Kerkük'te Kürt güçlere yönelik operasyonlarının Amerika'nın iki müttefikini karşı karşıya getirdiğini yazıyor. Gazete gerek Irak askerlerini gerekse peşmerge güçlerini Amerika'nın eğittiğini her iki tarafında IŞİD'le mücadelede Amerika için kilit önem taşıdığını hatırlatıyor. Habere göre Kürt bölgesinde yapılan bağımsızlık referandumunun büyük ses getirmesine rağmen Iraklı güçler Kerkük'ü bir günde oldukça az çatışmayla almayı başardı. Bunun nedeni Kürtlerin de kendi aralarında bölünmüş olmaları ve Kerkük'ün Kürtlerden, Türkmenlerden ve Araplardan oluşan etnik çeşitliliğe sahip bir kent olması. Gazeteye göre Irak'ın geleceğinin ne kadar güvenli olduğu belirsizliğini korurken İlmen'in Bağdat hükümetinden yana olduğu gözleniyor. IŞİD'i büyük kentlerden çıkarmayı başaran hükümet kritik önem taşıyan petrol bölgesinin de kontrolünü ele geçirerek avantaj sağladı. Kürtlerin 3 hafta önce sokaklarda sevinç gösterileriyle kutladıkları referandumsa geri tepmişe benziyor. Referanduma karşı olan çevreler Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesut Barzani'nin referandumu kullanarak bölgenin sorunlu ekonomisine odaklanan dikkatleri dağıtmaya amaçladığını savunuyor. Washington Post Başkan Trump'ın ısrarıyla Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvarla ilgili bir habere yer ayırıyor. Habere göre sınır duvarı örneklerinin imalatı bu ay tamamlandı. Beton ve çelikten oluşan ve 10 metre yüksekliğe sahip olan duvar örnekleri Kaliforniya'daki San Diego kentinde ve Meksika'daki komşu kent Tijuana'da sınıra yerleştiriliyor. Duvar örneklerinin San Diego civarında görücüye çıkmasının nedeni ise bu bölgedeki sınır güvenliğinin 10 yıllardan beri son derece gevşek olarak bilinmesi. San Diego yakınlarındaki sınır geçişi ve civarında içinde asansörler, aydınlatma ve havalandırma sistemleri bulunan tünellerin kazıldığı, şu anda New York'ta tutuklu bulunan ünlü uyuşturucu kaçakçısı El Chapo'nun Kaliforniya'daki kokain ticaretini bu tünellerden yürüttüğü biliniyor. Boston Globe'sa ana sayfasında astronomiyle ilgili önemli bir gelişmeye yer veriyor. Habere göre kara deliklerin çarpışması sonucu ortaya çıkan kütle çekimsel dalgaları tespit eden LIGO adlı gözlem evleri 17 Ağustos'ta ilk kez iki nötron yıldızının çarpışması sonucu ortaya çıkan dalgaları da tespit etmeyi başardı. LIGO gözlem evleri 1 milyar ışık yılı uzaklıktaki iki nötron yıldızının çarpışması sonucu ortaya çıkan kütle çekim dalgalarını 60 saniye boyunca algılamayı başardı. Uzmanlar 2 nötron yıldızının çarpışmasının kilonova adı verilen kozmik patlamaya yol açtığını, altın, platin ve diğer değerli maden ve ağır kimyasal elementlerin bu kozmik patlama sonucu oluştuğunu düşünüyor. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Söz tekrar sende Özlem. Teşekkürler Pınar. Amerikan basından öne çıkan haberleri hafta içi her gün stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz. Göçmen ve mülteci yakını bir bölgenin nüfusunun hızla artmasına neden olur ve ciddi ekonomik ve sosyal sonuçlar doğurur. Ohio eyaletinin Columbus kentinin kuzeyi 2000'li yılların başında adeta terk edilmiş bir bölgeyken şimdi göçmenler sayesinde yeniden canlanıyor. Saraga marketteki egzotik sebze, meyve ve diğer ürünler hem farklı etnik kökenlerden gelen müşterileri hem de Columbus'ta yıllardır yaşayan halkı cezbediyor. Uzak Doğu eriştesi ve acı biber satın aldım. Dünyanın dört bir yanından çok değişik ürünler satmalarını seviyorum. Koreli göçmen John Sung, 5000 metrekarelik marketi 4 yıl önce açmış. We have product from five Afrika, Asya, Güney Amerika ve Avrupa'dan, kısacası dünyanın her yerinden gelen farklı ürünleri satıyorum. 80 elemanımız var, hepsi değişik ülkelerden gelen göçmen ve mülteciler. From all of the world. Somalili Ahmet Hacı ise Cubba Seyahat Ajantası'nı Saraga Market'ten 2 kilometre uzaklıktaki bir alışveriş merkezinde 9 yıl önce açmış. Bu işe girişmem çoğu Somalili olan göçmenlerin memlekete gitme gerekliliğinden doğdu. Somali'ye ulaşım hava yoluyla gerçekleşiyor. Seyahat acentesi açmanın karlı bir iş olacağını düşündüm. Somalililerin Jubba alışveriş merkezinde küçük dükkanları var. Yeni müşteri edinmede birbirlerine yardımcı oluyorlar. Columbus'un kuzey kesimleri boyunca uzanan Morse Caddesi'nin her iki tarafı etnik restoran ve dükkanlarla dolu. Morse Caddesi çok stratejik bir konuma sahip. Burası Columbus'un en çok gelir getiren bölgelerinden biri. Buradaki mahallelerde çok farklı etnik kökenlerden insanlar yaşıyor. Ahmet Hacı, Cadde ve civarının yıllar içinde kendiliğinden canlandığını söylüyor. Kent yönetiminin buraya taşınmam için herhangi bir teşvik ya da tavsiyesi olmadı. Bazı göçmen ve mülteciler iyi iş kurma becerisine sahip, yerel hükümetten yardım almadan burada iş kurup geliştirdiler. Ohio eyaletinin orta kesimleri son birkaç on yıldır dünyanın dört bir yanından çok sayıda göçmenin akınına uğradı. Çoğu mülteci ise bölgeye son on yıl içinde yerleşti. Kısa süre önce yapılan bir araştırmaya göre Columbus'taki mülteci toplumu 900'den fazla iş yeri açtı. Bu iş yerlerinde 23 binden fazla kişi istihdam ediliyor. Mültecilerin kent ekonomisine toplam katkısı 1.6 milyar dolar civarında to the city's is 1.6 Ahmet Hacı aralarında Somali'nin de bulunduğu 6 ülkeye yönelik seyahat yasağının Haziran'da yürürlüğe girmesiyle uçak bileti satışlarının hızla azaldığını, işlerinin yavaşladığını söylüyor ama Hacı Columbus'ta kalmaya kararlı. Columbus herkese kucak açan bir kent. Neredeyse 21 yıldır burada yaşıyorum ve hiçbir yere gitmeyeceğim devrim moral, Amerika'nın sesi Washington. İki pilot kısa süre önce Arjantin'in güneyindeki dağların çok üzerinde planörle yüksek irtifa uçuş rekoru kırdı. Pilotlar bu planörün bir araştırma platformu haline gelmesini ve gençleri bilim ve mühendislik dallarında kariyer yapmaya teşvik etmesini umuyor. Küçük bir uçağın çektiği Perlan 2 planörü Arjantin semalarında içindeki iki pilotla birlikte yavaş yavaş yükseliyor. Pilotlar 3000 metreye erişince çekici kabloyu salıyor ve kendilerini daha da yükselmelerini sağlayacak hava akımına yani dağ dalgalarına bırakıyor. Pilotlar 3 Eylül'de 15902 metre yüksekliğe çıkarak bir önceki dünya rekorunu 441 metre daha geliştirmeyi başardı. Arjantin'den Skype aracılığıyla konuşan pilot Jim Payne, rekoru kırmadan önce 11 kez deneme yaptıklarını söylüyor. Adım adım yükselip hız kazanıyoruz. Topladığımız verileri analiz ediyor ve bu verilerin geliştirdiğimiz uçak modeline uyup uymadığına bakıyoruz. Böylece bir sonraki adıma güvenli bir biçimde geçiyoruz. Planörün üzerindeki kameralar olağanüstü görüntüler çekiyor. Pilotlarsa manzaranın keyfine varamayacak kadar meşgul. Planörün motoru olmadığı için türbülansa karşı koymak imkansız. Hava hızlı göstergesi, planörün saatte sadece 80 ila 90 kilometre hızla ilerlediğini gösterse de gerçek hız çok daha yüksek olabilir ve kanatlar kırılacak kadar sallanabilir. Havanın çok soğuk olduğunu da hatırlamak gerek. We electric on Pilotlar elektrikli çorap giyiyor. Elektrikli çorap olmadan uçamazlar. Ayak parmakları donar. Isıtmalı yelekler de giyiyorlar. Önümüzdeki yıl ısıtma sistemimizi geliştirmeyi planlıyoruz çünkü bu yıl bizi en çok uğraştıran sorun aşırı düşük sıcaklıklar oldu. Perlan 2 planörü geliştirilmiş mekanik özelliklere sahip bir tür hafif karbon lifinden yapılıyor planörün montajına ve Arjantin'e götürülmesine Airbus firması da yardımcı olmuş. Firma projenin gençlerin bilim ve teknolojiye ilgi duymasını sağlamasını umuyor. Şu an lisede ve üniversitede olan öğrencilerin gelecek nesil pilotlar, mühendisler, mekanik teknisyenler, havaalanı operatörleri olmasını istiyoruz. Amacımız uzay ve havacılığı kariyer seçeneği olarak düşünmemiş olanlara ilham vermek pilotların esas amacı ise 1979'da Amerikan casus uçağı SR-71 Blackbird'ün kırdığı 25.929 metrelik düz uçuş rekorunu kırmak. Planörü havayı kirletmeyen stratosfer araştırma platformu haline getirmekse pilotların bir diğer planı. Devrim Moral, Amerikan'ın sesi Washington. Kimileri senarist ya da roman yazarı olma hayallerini gerçekleştirmek için Los Angeles'a gider, yazarlıkta ustalaşır, eserleri yayınlanır ya da senaryoya çevrilerek sinemaya uyarlanır. Amerika'nın Sesi Hollywood filmleri için senaryo ya da çarpıcı bir roman yazmayı arzu eden yazarlara ilham vermeyi amaçlayan bir çalışmayı yerinde inceledi. Hollywood, yaratıcı ve tutkulu yazarlar için çok cazip. Genç senaristlerden biri, yazarlığı tek başına çıkılan bir serüven olarak görüyor. You feel your... Gerçekleştirilmesi imkansız bir hayalin peşinden gittiğinizi hissediyorsunuz. Çevrenizde sizinle aynı amaçlara sahip olanlar bulunduğunu görmek, içinizi rahatlatıyor. Yüz yazar, Hollywood yakınlarındaki bir evde aynı çalışma ortamını paylaşıyor, farklı fikirler üretiyor. Projenin kurucusu yazarların evlerinde de kalabileceğini ancak bu durumun dikkatleri dağıttığını söylüyor. Çamaşır yıkamak, yemek yapmak ya da evcil hayvanlarla ilgilenmek yazarların dikkatini dağıtabilen uğraşlar. Başka yazarların arasında olmaksa sadece yazıya yoğunlaşmalarını sağlıyor. İsveç'te bir animasyon stüdyosu işleten Oliver Burman'ın amacı Hollywood'da film çekmek. En büyük hayalim şirketimle uzun metrajlı bir film yapımı işine girmek. Şu anda burada uzun metrajlı sinema filmleri üzerinde çalışıyorum. Çok şey öğreniyorum. And there's a lot of learning involved also. Ancak her yazar adayının amacı sinema sektörüne atılmak değil. Genç yetişkinler için Los Angeles'ta geçen bir korku ve fantezi romanı yazıyorum. İlk romanı üzerinde çalışan Liza Connelly çok iyi bir roman okuru olduğunu söylüyor. Ben bir kitap kurduyum. Kitap okumayı çok seviyorum. Bilim kurgu, korku ve fantezi romanları okumayı hep sevmişimdir. İster usta, ister acemi olsun, ister roman yazsın, ister senaryo. Bu yazar adayları birbirlerinden ilham alarak Hollywood hayallerinin peşinden koşuyor. Serhan Akif Ak, Yıldız Amerika'nın Sesi, Washington. Annesiz iki kaplan yavrusu için Kaliforniya'daki hayvanat bahçesinde mutlu sona ulaşıldı. Hayvanat bahçesi yetkilileri iki yavruyu bir araya getirmek için uzun çaba sarf etti. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Sumatra kaplanı yavrusunun Temmuz ayındaki doğumu Washington'da Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde kutlanmıştı. Ne var ki 3 haftadan az bir süre içinde kaplan yavrusunun annesi Demya, ne zaman süt istese ona karşı sert tavırlar sergilemeye başladı. Hayvanat bahçesi çalışanları özel bir formül geliştirerek yavruyu beslemeye başladı ve onu yeniden annesine kabul ettirmeye çalıştı. Ama Demya'nın onu kabul etmeyeceği anlaşılınca hayvanat bahçesi ekibi yavruyu San Diego hayvanat bahçesine nakletmeye karar verdi. San Diego hayvanat bahçesinde aynı yaşlarda bir Bengal kaplanı vardı. <laughs> Gıda, havlu, flash, bellek her şeyi tamamladık mı? Sadece kaplan yavrusu kaldı gidip alalım. Büyük bir kafese yerleştirilen kaplan yavrusu bakıcılarıyla birlikte San Diego'ya aktarmasız giden bir uçağa bindi. Ve küçük kaplanın bir kardeşle büyüyebileceği San Diego'ya gitti. Kaliforniya'daki kaplan yavrusu bir kaçakçının elinden kurtarılarak hayvanat bahçesine getirilmişti. Tanıtım çok iyi oldu. Birbirlerini gördüler ve kokladılar. Parmaklıkların arasından birbirlerine seslendiler. Bir saat sonra onları bir araya getirdik ve birbirlerini hemen sevdiler. Onları oyun oynarken görmeniz lazımdı. İki kaplan yavrusunun bir arada olması onlar için en iyisi. San Diego Safari Park'ında ziyaretçiler kaplan yavrularının iletişimini izledi. Hayvanat bahçesi yetkilileri yavruların birlikte büyümelerini ve kaplan olmayı birlikte öğrenmelerini umuyor. Pınar Sayar Kızılçalı Amerika'nın Sesi Washington Stüdyo Washington yayını daha burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikanınsesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.